Merhaba, iyi günler. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanan Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün arkadaşım Zeynep Nur Ayanoğlu ile birlikte, konuğumuz Antonio Cosentino ile birlikte sanat pratikleri, sanat pratiğiyle şehir ilişkisi ve onun bir İstanbul olarak portresi üzerine konuşacağız. Öncelikle herkese merhaba yeniden. Merhabalar. Hoş geldin Antonio. Merhaba, iyi günler. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Hemen sözü sana vermek istiyorum. İstanbullu olmak nedir senin için? Merhabalar Zeynep, merhabalar. İstanbullu olma, yani öncelikle tabii ki İstanbul'da doğmuş olmak. Belki hani ailenizin de İstanbul'da doğmuş olması, hani bu konuda iddialı olmayacağım ama İstanbul'u böyle kendi zamanında yaşayabiliyor olmak. Bir sürü tarif yapılabilir İstanbullu olmayla ilgili olarak. Benim için İstanbullu olmak hala geçmiş yıllardan kalan nimetlerini kısıtlı da olsa işte yaşayabiliyor olmak. İstanbul'un sevdiğim yanlarını hala kısmen de olsa, yani eskisine oranla çok çok daha zayıf olsa da yaşatabiliyor olmak, yaşayabiliyor olmak, İstanbul'u hissedebiliyor olmak benim için İstanbullu olmakla sanırım eş anlamlı. Nedir o nimetler mesela? Ya bu nimetler şimdi 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda ve daha öncesinde, ben 70 doğumluyum. Hani İstanbul'un da genelde yani bütün her tarafı Kadıköy'den Boğaz'a, Yeşilköy'den Eminönü'ne, aslında sahil şehri, deniz şehri ve herkesin neredeyse sahilde yaşayan insanların sandalları vardı, bizim de vardı. Bu büyük bir nimetti. Yani denizde iç içe yaşayan bir kentti eskiden İstanbul. Hepimizin bir sandal bilgisi, işte küre çekmeyi kadın erkek herkes bilir. İşte bir siye yapmayı, bir tekneyi yanaştırmayı, balık tutmayı, bunun gibi. Güney diye bir yer bilinmiyordu biz çocukken ve bizden önceki kuşaklar. İşte Zeki Müren'le İstanbullular belki Güney'i tanıdılar. Hani öyle bir yer varmış, gidiliyor mu? Zaten İstanbul cennet gibiydi. Boğaz, Maltepe'den Kadıköy'e kadar olan tüm kıyılar, Eminönü'nden Florya'ya kalan olan tüm kıyılar, nüfus hali tipik bir Akdeniz şehri özelliğindeydi. Yani bir Barcelona gibi. Hatta işte ben annem doğduğumda 32 doğumlu, 800 binmiş nüfusu. Yani ben doğduğumda 2 milyon civarıydı. İşte oğlum doğduğunda 10 milyon civarıydı vesaire vesaire. Oğlum kaç doğumlu, onu da not edelim. 97 doğumlu. Demek ki yani bunu, hatta ben yurt dışı seyahatlerimde sanatçı arkadaşlarımla sohbet ettiğimde şu an şöyle hayal edin diyordum İstanbul'u anlamanız için. Şimdi Berlin 3,5 milyon. 20-30 yıl içinde 40 milyon olacağını hayal edin diyorum kentinizin. Hayal edemiyorlar tabii ki. Kesinlikle hayal edemiyorlar. Ben yani de hayal edemedim. Nasıl, ne demek diyorlar? Ya şöyle diyorum bak, şimdi kentiniz 3,5 milyon, 30 yıl içinde 40 milyon olacak. Hadi baş edin. Yani bundan oluşacak problemlerle baş edin. Bu ikinci dünya kentlerinin ne diyelim buna, adı konulmayacak bir vahşilik, çılgınlık. Bütün ikinci dünya kentlerinin kaderi bu oldu 20. yüzyılda. Tahran, İslamabad, Karaçi, Delhi, İstanbul, Meksiko City, Lima, bütün bu ikinci dünya kentleri bu kaderi yaşadılar. Stable olamadılar. Belki Afrika kentleri şu an aynı hızla kentleşmeye doğru gidiyor. Kentleşme demeyelim buna. Kenti bozmaca. Yani kendi kendini yıkan kentler bunlar. Bizimki self-destroyed. Yani kendi kendini yıkan bir kent. Mesela Berlin savaşta yıkıldı. Hani bombalandı, şurası bilmem ne gördü, Londra bombalandı. İstanbul bomba atılmış etkisi, yani aşağı yukarı yakalarsınız bu efekti. Ama kendi kendine, yani kendi kendine güzel güzel yıktı, parçaladı. Tabii ki ben bir sanatçı olarak bu bozulmadan her zaman kendime bir romans çıkartıyorum. Değişen bu görünüm benim için bir araştırma konusu, benim için bir kaynak. Benim için bir motivasyon, benim için yaşamımın bir parçası. Yani bu sadece hani kabaca eleştirebileceğim bir nokta değil. Bu ikinci dünya kentlerinin ve İstanbul'un bu görünümü, yani diyelim ki bu ani ve hızlı değişim sonucunda çıkan görünümü, tabii ki bir sanatçı olarak da benim ilgi alanımda. Mesela benim bu noktada şey de çok ilgimi çekiyor. İstanbul sanatçıların, yadarların şehre yaklaşım biçimi. Mesela Orhan Pamuklukça söyleşilerini bilirdir. O çok daha 50 doğumluydu yanlış hatırlamıyorsam. Ve
İstanbul'un 500 bin nüfustan, işte 1 milyon nüfustan bugün 20 milyona olan hikayesine yaşantısıyla tanık olmuş bir isim ve bu süreç içerisinde darbeler gördü, darbe girişimleri gördü, OHAL'ler gördü, göç gördü ki bu sadece bugün içerisinde konu olan Suriye göçü gibi değil aslında. Ülkenin kendi içerisinde de çok büyük bir göç alan şehir İstanbul ve artık bunu kusa kusa başka bir hal aldı. Buna paralel bir şekilde İstanbul'a hakim olan belediye başkanları, onların şehre yaklaşımı, onların şehre müdahaleleri, şehrin kimliğini de bir yandan bozarken bir yandan da ortaya başka kimlikler ve hiçbir de oluşamamış, şehre yedirilememiş kimliklerin doğması neden oldu. Bu anlamda 70 doğumlu bir sanatçı olarak da aslında teknenlerden itibaren ki teknen zaten darbeyle birlikte İstanbul'un da bütün ülkenin de hızla değiştiği bir süreci beraberinde getiriyor. 2000'li yıllar hızlı betonarmeleşme, daha öncesinde deprem. Bu anlamda sen tanık olduğun hayat hikayesiyle de bir İstanbul'un sanatçı olarak aslında bundan yoğun bir şekilde etkilenmiş veya bundan yoğun bir şekilde faydalanmış bir sanatçısın. Peki bu durum tanık olduğun bu süreçlerin işlerine nasıl yansıdı? Bayağı bir özetledin süreci. Ya şöyle tabii ki bunun içinde doğduk ve bu mekanın içinde geçiriyoruz zamanımızı. Bu şehirle beraber varız. Dolayısıyla tüm bu değişimin bir takım da travmaları da oldu. Yani hem görünüm olarak hem yaşam olarak ve her şey olarak bunları hayatımın dışına atma imkanım yok. Bunları konuşmanın başında da anlatmaya çalıştığım gibi ben bir görünüm olarak forma döndürmeye çalıştım. Yani edebiyatçılar da bahsettiğiniz gibi yani Yeni Hayat 90'lı yıllarda çıktığı zaman o zaman bizi etkilemişti. Sessiz Ev keza öyle. İstanbul'a başka bir yerden bakıyordu. Bizler de hem kendi sanat pratiğimizde kendi dönem arkadaşlarım ve ben bu kendi mikrokozmozumuz diyelim, bu kendi bütün etrafımızı onunla beraber değiştik, onunla beraber formumuzu, biçimimizi belirledik ve evet burası göç alan bir kent, kesintisiz göç alan bir kent 40'lı yıllardan itibaren. Hatta tarih boyunca da öyle olmuş. Evet, dönem işte Bizans işgal edilirken burası belki bir 20 binlere düşmüş, onu 100 bine çıkartmak tekrar 100 yılını almış. Ama ondan sonra işte 1800'lü yıllarda tekrar 800 binli, 900 binli nüfuslara gelebilmiş. Cumhuriyet zamanı biraz yine 750 binlere düşmüş. Ama tabii hiçbir zaman böylesine bir göç almamıştı. Bu 20. yüzyıla ait bir özellik. Yani 20. yüzyıla ait bir hız, 20. yüzyıla ait bir değişim. İstanbul'da bundan nasibini olumsuz şekilde fazlasıyla aldı. Belediye başkanları ve yönetimler. Bu işin açıkça bu işten rant yaptılar, para kazandılar. Yani İstanbul'u işte ne bileyim bir Aksaray Meydanı'nı o zaman Haşim İşcan geçidi, alt geçit, bu dalış tüp geçidi kavramları o zaman başladı. Değil mi? Yani güzelim Aksaray Laleli semti mahvoldu. Kadir Topbaş döneminde de güzelim Talimhane semti Laleli'ye döndü. Bir anda demografya değişiyor. Bir anda mahalleler değişiyor. Şişli'de diyelim ki hemen Halaskar Gazi'nin altındaki Samanyolu bir anda tekstil mahallesine dönüşüyor. Kumkapı ayakkabıcıya dönüşüyor. Haliç endüstri bölgesine dönüşüyor. Bu ani değişimler ilginç sosyolojik, ilginç demografik meseleler çıkarıyor. Bir anda çok yakın mesafelerde uçurumlar oluşuyor kentin içinde. Tabii ki bundan ama bir görünüm de çıkıyor. Benim İstanbul Atlası projem, Zeynep'le de üzerinde çalışıyoruz uzun zamandır. Bu değişen tüm mahalleleri, işte Rahmanlar, Habibler, Sultan Çiftliği, Karadeniz Mahallesi, Sultanbeyli vesaire, Bağcılar, bu bölgelerin belki hiçbir zaman kaydı tutulmayacağı için ve ben de belki kendi yaşadığım yerlerin zeminini çok hızlı kaybettiğim için travmatik bir şekilde bu mahalleleri kayıt altına almaya çalışmışım. Yani aslında bir türde travma tedavisi gibi oldu benim için bu. Çünkü hani benim Şişli'de olsun, Kurtuluş'ta olsun ya da Yeşilköy'de olsun ki Yeşilköy'de büyüdüm. Hani okullarımı orada okudum. Şu an oturduğum ev dahil aslında hiçbir hafızayı, hiçbir hatırayı bulamıyorum. Şu an nerede yaşıyorsun? Şu an Beyoğlu'nda yaşıyorum.
yine ana vatanım sayılır Beyoğlu. Çünkü babamın da dedemin de büyük dedemin de doğduğu mekan Beyoğlu. Dolayısıyla aslında ben bu mahallelerin fasatlarını, bu binaların yüzlerini kayıt altına almaya çalışırken bir tür travma tedavisi de yapmışım. Belki bugün sayıları yüz binleri bulan bir fotoğraf arşivim oldu. İstanbul Atlası arşivim. Orada tüm bu çelişkileri, düşünmek istediğim, speküle etmek istediğim tüm konuları, kavramları bulup, araştırıp toplayabiliyorum. Onlar üzerine çalışabiliyorum ve düşünebiliyorum. Belki sanatçı olarak beni canlı tutan bir şey bu değişim. Aynı zamanda şikayet edeceğim bir şey değil. Çünkü bir dönem hep insanlar bu görünümleri gösterdiğim zaman bu çarpıklığı ne kadar iyi göstermişsiniz sözcüğüyle muhatap kalıyordum. Ben de şeyi anlatamıyordum. Ya ben oraları seviyorum. Fena da değiller. Yani hani başka bir havaları var sadece. Belki turist gibi hissediyoruz. Yabancı gibi orada çünkü. Ne bileyim bir eski Londra asfaltı dedikleri Sultan Çiftliği ve Mescid-i Selam Mahallesi'ne gittiğiniz zaman tabii ki yabancı bir yer. Ateş Tuğla diye bir semt var. Ancak otobüse binerseniz, giderseniz neresi olduğunu anlarsınız. Çünkü İstanbul 16 milyon, çok büyük, gezmekle bitecek gibi değil bu mahalleler ve yenileri de ürüyor. Şu an ürüyor ve sosyolojileri değişiyor. Biçimleri, yapıları değişiyor. O yüzden bunların hepsi benim ilgi alanıma giriyor. Ben de başlıkla ilgili bir şey sormak istiyorum. Zaten çok güzel not ettim. Halaskar, Gazi, Kumkapı buralardaki görünümün değişmesinden bahsettin. Ben biraz da toplumsal yönünü söyleyeyim. Yayından önce çok güzel bir cümle söylemiştin, not ettim. Aynı kentteyiz diye toplumlaştık anlamına gelmiyor dedin. Bizim başlığımız içeride ama dışarıda İstanbul'da dereler ve tepeler. Abdullah ikinci kısmını sorsun dere tepe ama ben sana içeride dışarıda mevzunu soracağım. Bu toplumlaşamama meselesi nedir? Abdullah'ın biraz önce bahsettiği konuyla da alakalı. Şimdi bu yoğun göç hiçbir sorunu çözmediği gibi burada bir çalışan kesim oluşturdu. Yani aslında hiçbir zaman bir kent görünümü kazanmadı, bir entegrasyon oluşmadı. Benim kendi gözlemlerimden de mesela bir Büyükdere Caddesi var. Bu tarafında işte Cumhuriyet'in belki en başarılı imar projesi Levent var. Diğer tarafı Gültepe, Kuştepe, Nurtepe, Seyrantepe. Ve aşağıda işte Keçi Deresi, Terazi Dere ve derelerle 3 milyon kişinin yaşadığı, herhangi bir sergi salonunun, kütüphanenin, sinemanın olmadığı bir bölge var. Aynı şey E5 için geçerli. E5'in işte belki yine nadir, Cumhuriyet'in nadir imarlı bölgelerinden Ataköy var. Ataköy'ün işte E5'in üzeri de Bağcılar'dır. Yani Bağcılar'dan da Rahmanlar'a kadar yukarı doğru çıktığınız zaman bambaşka bir dokuyla karşılaşırsınız. Bambaşka bir sosyolojiyle, bambaşka bir anlayışla karşılaşırsınız. Bu tip İkinci Dünya kentlerinin büyük kontrastı diyelim buna. Yani ani şok göçleri bu tip bir görünümü, bu tip bir yapılaşmayı, bu tip bir ayrışımı oluşturuyor. Tabii ki yerleşik olanlarla yeni gelenler tabii ki bir toplum olamıyorlar. Çünkü devletin bu konuda herhangi bir entegrasyon fikri zaten yok. Yani sadece bu işten rant yapmış zamanında. Belki hala yapıyor imar inşaat işlerinden. Para yapmaya bakmış. Dediğin gibi Zeynep, yani o dönemde gelip hizmet sektöründe çalışan bu insanlar. Bugün de işte kurye olarak benim atölyem şimdi kağıthanede, yine bugünkü atölyem. Oradaki gençlerin büyümesini gördüm yıllar içinde. Çocuklar sucu oldular, kurye oldular, gocu oldular, getir götürücü oldular. İşte bu tip işlerle prekar konumlarını sürdürüyorlar. Benim için tabii bir de bu çıkan görünümün yorumlanması kalıyor ki yani hayatımın bir parçası ve bunun içinde yaşıyorum. Sevmesem de, şaşırsam da bu görünümün içinde yol alıyorum. Atölyem Kağıthane'de, evim Beyoğlu'nda, daha önce de Şişli'deydi. Bu ikisinin arasındaki kontrastı görüyorum. Ve benim için bu, dedim ya, hala önemli bir kaynak ve burayı tüketmeyi çok seviyorum. Buranın içinde yaşamayı bir haliyle hala da. O kargaşa beni besliyor sanırım. Bütün bu hiper yığıntıdan, bütün bu turbo çözümlerden ki şeyden bahsedebilirim arada. Tabii bu İkinci Dünya kentlerinin bir ilginç, hani yadırgayacağımız ama kişisel özgürlük anlamında da
tartışacağımız bir ilginç yanı, kendi istediğin müdahaleyi yapabilirsin. Yani yolda kazmayı al, çukur kazmaya başla, yine bile kimse gelmeyecektir. Kimse ne yapıyorsun diye sormayacak. Sormayacaktır. Bir balkonuna dal, rengini değiştir, binayı yık, ekle, tak. Şimdi bu bir tarafıyla ilginç bir özgürlük şekli, bir tarafıyla. Yani özür dileyerek. Başıboşluk aslında. Bir tarafıyla başıboşluk. Ama bir tarafı da yani kediler gibi falan çok rahat bir şey yani. Kendi dilediğin gibi dalabilirsin her yerine. Şey vardır ya, Kemal Sunal'ın bir filmi vardır. Kayseri'den gelen dört kardeş altın bulmak için İstanbul'da Saatoğlu Takvim Meydanı'nı kadarlar. Aynen. Kimse de ne yapıyorsun demez. Yok yok, kazarsın yani. Kadıyor, bitiriyorlar, bulamıyorlar, ondan sonra gidiyorlar. Buna ama kazarsın yani. Öyle bir kent. Kaldırıma bir şeyler dökebilirsin, yağmur suyuna yön verebilirsin. sürekli iptidai ilginç çözümler bulabilirsin. Bunların tabii görünümü var ama. Yani bıraktığı ilginç izler var. Evet, çünkü mesela burada enstalasyon sanatı yapmak çok zor. Çünkü herkes enstalatör. Yani mesela bir Orta ve Kuzey Avrupa'da bir galeri içinde böyle bir 2013 Dokumenta'da parkın içinde vardı. Böyle salaş şey yapılar oluşturmaya çalışmışlar. Ne diyelim, distopik yapılar. Böyle yani yoğun bir kargaşa, bilmem ne falan. Dedim yani yolunuz düşer Kahire'ye, İstanbul'a, Tahran'a. Yani her tarafın zaten böyle olduğunu görürsünüz. Şehir zaten distopya. Kentin bir bölgesinde ama. Yani değil mi? Bazı bölgeleri eskiden imarlı olan bölgeler hala kendi düzenlerini kuruyorlar. Kendi düzenlerini koruyorlar işte. Ki onlar da çok deformasyon oldular. Yani hani ne bileyim, bir Bostancı'dan Kadıköy olan sahil kesimi, eski imarlı Bakırköy, eski imarlı Kadıköy, yatay dikey ızgara planlı. Ki onlar bile şu an şeyin elindeler değil mi? Yani yüksek yapılaşmanın, rantın eline düştüler yani. Kadıköy'de düştü. Tabii. Bunlar artık sınır bölgeleri artık. Bunlar da yavaş yavaş çeşitli bahanelerle kentten dönüşüyor. Tabii ki, eğer mümkünüz yoksa kentin içinde, sizi zaten bu yeni yapı, İşte ne derler? Olanak tanımıyor. Beylikdüzü'ne doğru, Pendik'e doğru, Kartal'ın tepelerine doğru sürüklüyor. Yani bu büyük bir sorun olarak önümüzdeki dönemi meşgul edecek. Kentin içine tutunmak büyük bir yeteneğe, büyük bir maddi hadiseye dönüşecek. Maalesef. Bu şimdiden ipuçlarını verdi bu son bir yılda. Kira krizi gördük. Daha da ağırını sanırım göreceğiz. O yüzden tutunamayanlar kentin içinde, kentin dışına doğru sürülecekler. Böyle söyleyebilirim. Ya bu zaten şey gibi de aslında, yani daha önceki tarihlere baktığımızda bir de artık Mecidiyeköy bundan 20 sene önce gayet şehrin dışındaydı zaten. Çeper'de burası vardı. Burasıydı. Bugün merkezde kaldı. Konumuzun başına dereler, tepeler vardı, evet, sanırım. Şimdi İstanbul'un tabii ilginç bir coğrafi konumu da var. Mesela düz topraklarda caddeyi cetvelle çizebilirsiniz harita üzerinde. İstanbul'da cadde, örneğin Maslak'tan, yani bu programı yaptığımız bölgeden tünele kadar mecburen oluşmuş caddedir. Çünkü iki tarafı çukurdur. Tek tepelik bu üzerinden gideceğimiz Büyükdere Caddesi, sonra Gayrettepe, Halaskar Gazi'ye bağlanır, oradan da İstiklal'e bağlanır. Tabii. İstiklal'in bile sağ solu çukurdur, Harbiye'nin sağ solu çukurdur, Şişli'nin sağ solu çukurdur, Mecidiyeköy'ün sağ solu çukurdur. Dolayısıyla cadde coğrafi bir düzenden çıkıyor. Bir cetvelle çıkmıyor. Belki bunu Kadıköy ile Bostancı arasında kullanmışlar cetvel. Yani orada belli oluyor zaten ama bu tür tepelik derelik bir bölgede caddeyi tepe belirler. Yani ondan sonra bu yan cepler, örneğin Seyran Tepe, Çelik Tepe, Kuş Tepe, Gül Tepe, Hürriyet Tepe, onlar da birer tepedir. Onların çukurları vardır. Hepsi zaten tepe, hepsinin zaten caddeleri tepe üzerinden dereye doğru iner. Ve bu ilginç bir mecburiyet. Bunun üzerine şehir kurgulanırken düşünülür müydü? Benim için ilginç soru. Düşünülürdü. Mesela Lozan bu konuda düşünmüş ve o iki tepeyi birbirine taş köprülerle mesela bağlayabilmiş. Böyle bir sürü ilginç çözümler de var. Ben mimar değilim ama hani kenti geze geze böyle bir mimari fikrim oluştu bu kavramlar üzerine. İstanbul'un böyle ilginçliği de var. Yani bir dere tepe. Tabii ki tepeler her zaman Taksim, Beyoğlu, Cihangir bir tepe. Dolapdere her zaman mezbelelik. Evet. Yani Levent işte plazalar, Keçi Deresi felaket. Yani derelerin bir de böyle kaderi var. Fotoğraflarına da yansıyor. Hatta afişimizde de kullandık. Afişteki fotoğraf nereye ait? O Kuştepe'de hala kalan son bir Çingene Mahallesi. Çeliktepe'de bir tane var. Sarıgöl vardı. Şimdi kentsel dönüşüme uğradı oradaki Çingene Mahallesi. Zaten gezerken Çingene Mahallesi'ni hemen fark edersiniz. Aniden hayat sokağa taşar.
Birden kalabalık fark edersiniz. Masalar sokakta, dışarıda. Ve çok fazla dondurma şemsiyesi kullanıyorlar değil mi? Şemsiye, o oturma aparatları dışarıdadır. Yani herhangi bir Sünni mahalleye, Alevi mahalleye benzemez Çingene mahallesi. Onlar dışarıda yaşarlar. Ben Kuştepe'de yaşıyorum. Belki oradan tam da işte hem bu konuya bağlayarak hem de programın adına gönderme yaparak şeyi sormak istiyorum aslında. Sor. Yani Kuştepe'nin tarihinde kırılma noktası oraya Trump Tower'ın yapılması oldu. Trump Tower hatırlıyorum, futbol sahası vardı orada. Daha önce futbol sahası vardı. Ondan sonra orası belli bir dönem için pazar yeri olarak kullanıldı ama çok tutmadı. Çünkü yokuş orası ve yani yokuş aşağı inen bir yerde pazar olmaz. Daha sonra bir Luna Park denemesi oldu. O da tutmadı ve en sonunda oraya bir Trump Tower. Yani tepenin birine alakası coğrafyayla, zeminle alakası olmayan bir gökdelen dikildi. Ve bu gökdelenin inşaatı bütün ne diyelim o çevreyi de baştan sona değiştirdi. Çünkü aslında bir şey değiştirmedi. Arka taraf yine yıkılıyor Trump Tower'ın altı. Ama yan sokaklar falan metin artık bu kimliğini değiştirdi. Bayağı lüks yerlere dönüştü. Biraz iki yan sokak ama yani Kuştepe'ye çıkıldığında. Aynen 50 metre aşağı in Trump'tan sonra. Gene Çingene Mahallesi'nin zaten çeperleri oradan başlıyor. Oradan başlıyor. Sola doğru Kuştepe'ye gider. Sağa doğru da Dere Mahallesi'ne evet. doğru inersin oradan. Oralar tabii son derecede karmaşık. Bir de yani şimdi kendi şöyle imal etmiş kendini. Akrabalık ilişkilerine göre, ışığa göre, komşuluğa göre, tepenin eğimine göre, yani herhangi bir cetvele, pergele göre değil. Dolayısıyla son derecede karmaşık. Yani çıkmazlar, garip tepeler, yani belki 45 dereceye varan bir araba eğimi. Yani olmayacak bir mimari, olmayacak bir coğrafya. Evet, şimdi bazen gülüyoruz anlatırken ama yani aslında tabii ki aynı zamanda o bir şiddetin tarihini de yansıtıyor. Bütün bu fasatlar, bütün bu mahalleler, bütün bu sokaklar. O evlerdeki emek, onların yapılması, hatta geçen gün Çeliktepe'de seninle de konuştuk Zeynep. 1970'lerde ikinci nesil İstanbul evlerinden oluşan bir 13-14 mahalle keşfettim ki benim için altın değerinde bir görünümdü. Bunlar hala 3 katlı, balkonlu, çok da insaniydi. Mahalle çok fakir olduğu için kentsel dönüşüme de uğrayamamıştı. Böyle korunmuş bir alan olarak şöyle bir tür 70'ler retrosu gibi. Yani korunmuş dediğimde 70'lerde yapılan bir bölge ama az bir zaman değil 50 sene geçmiş üzerinden aslında. Orada hala çalışmaya devam ediyorum. Çünkü yeniden ekonomik düzen değişirse o 3 katlı evler orada kalmaz. Yani 7 kata doğru onları tekrar yıkıp değiştirirler. Ben işte mesela bu tür buluşlar benim için gezerken çok büyük ki mesela birinci nesil yani ilk gece kondulardan çok az bulabiliyorum artık gezerken. Bu ikinci nesilden de bulamıyordum. Yani 70'lerde yapılan 60'larda değil 70'lerde yapılan binalar. Onlardan müteşekkil böyle bir mahalle görmüş olmak. Şimdi orada hatta sizle ikinci gezimizi de yaparken orada çekimlerde o mahalleyi gezdik beraber. Zeynep ve diğer arkadaşlarla birlikte. Benim için heyecan verici bir bölge. Çünkü bütün bu gezilerimde birçok kavram hem geliştiriyorum hem öğreniyorum. Hem sosyoloji, kendi açınızdan bir tür sosyoloji öğrenmiş oluyorsunuz. Bir tür mimarlık fikri geliştirmiş oluyorsunuz. Bu işlerime de yansıyor. Ayrıca da hala heyecan veren bir tarafı var benim için. Ben de tam bununla ilgili mimari kısmını soracağım biraz da. Fotoğraflara baktığımızda bazı malzemeler görüyoruz senin kadrajına yansımış olan. Oradaki malzemeleri üst üste bindirerek bir şeyler, bir görünüm hep senin kullandığın gibi oluşmuş ya. O görünüm bize ne anlatıyor mesela? Turbolamak ne demek? Neden turbolamak diye düşündün onu? Yani bu kavram 2014 yılında Mehmet Erdener'le Studio X'te yaptığımız bir sergide geliştirmiştik, konuşmuştuk. Turbo mimari işte turbo bir düğmedir. Yani bastığın zaman roketlersin. Evet, araba yarışlarında. Aynen. Kısa bir çözüm olarak yani bu o an, o gün, o saat 3-5 arkadaşın işte belki oluşturduğu bir çözüm olarak bu kavramı giderek işledim. Bir ayağı oldu belki benim çektiğim fotoğrafların ama tabii ki buradan topladığım malzemeler de var. Mesela kente giderken peynir, zeytin, turşu tenekelerinin ve 10 dakika dayanabildiğini fark ediyorsunuz. Hala ekonomik değeri olan bir malzeme kapı önünde. İnsanlar kendi amaçları için hızla dönüştürüyorlar o malzemeyi. Ben onu 99 yılından beri ben de dönüştürdüm ve sanatsal amaçlarıma alet ettim.
Birçok da enstalasyon, heykel, proje yaptım bu aynı malzemeyle. Yani topladıklarınla ürettin. Evet, şimdi kenti gezerken bir teneke fikri vardı. 99 yılında tenekeleri çekiyordum. Sağda solda tenekeler, işte süpürge yapılıyor. Kova olarak kullanılıyor. Çiçek ekiliyor. Dış kaplama malzemesi. Kent bunu kullanıyor. Hala da endüstriyel olarak kıymetli bir malzeme. Yani kapıya bir teneke koyun, 5 dakikada yanır, 4 dakikada yanır. Yani hemen onu alır götürür. Alır değerlendir. Ya toplayıcı alır, ya başka bir amaç için kullanacak olan insan alır. Ben de bunu kendi sanatsal amaçlarım için kullandım bu malzemeyi. Onu dönüştürdüm ben de. İnsanların kullandığı gibi. O malzemeden bir sürü heykeller, enstalasyonlar, projeler ürettim. Malzemenin kendisini sevdim. Üzerindeki baskısıyla, her şeyiyle. Bunun gibi birçok kavrama, malzemeye tabii ki kaynaklık etti Zeynep Kent. Birçok şey... Perforjeleri anlatıyordun. Onlar da çok ilginçti mesela. Şimdi gezerken ve klasifike ederken, yani ayrıştırırken tabii ki oradaki emekleri de gözlüyorsunuz. Mesela yani demircilerin işte 100 yıl içinde perforje üzerinde hani neyin nasıl değiştiğini, yapı teknolojisinin nasıl değiştiğini, sokak anlayışının nasıl değiştiğini ve buradan çıkan estetik ki bir tür fakir estetiği aslında hala benim ilgimi de çekiyor o yüzden. Çünkü biliyorsunuz fakirlik bugün lanetlenmiş bir şey. Yani herkes tarafından iğrenilen ve kimsenin yaklaşmak istemediği bir şey. Bir tür ama yani estetiği de var hala. Bu tür bir yaşamın, bu tür bir hayatın, bu tür bir düzenin kendi estetiğini kendi içinde barındırıyor. Lanetlenmiş bir şey olmasına rağmen de hayatta kalmayı sürdürüyor. Bu İkinci Dünya kentlerinin yine bir diğer özelliği tabii hızlı göç aldığı için. Henüz daha tam kentleşmediği için. Mesela bak ben bir sete biniyorum 20 yıldır. Ben ne Ermenistan'da, ne İran'da, ne Şam'da, ne Beyrut'ta dümdüz olmalarına rağmen bazı yerlerin insanların bisiklete bindiğini görmedim. Çünkü komşun bile alay eder seninle. Yani bisiklete bindiğin an. Esas bilmeme sebebi aslında bu. Yani düşünsenize paran var birazcık ve bisiklet gibi rezil bir aygıta biniyorsun. Herkesin alay edeceği bir şey. Belki yeni kentli kuşak. Yoksulluk göstergesi olduğu için. Kesinlikle yoksulluk ve düşük bir, yani o kesim için düşük statü göstergesi. Yani kabul edilemez bir taşıt birincisi. Yani düz kentlerde de aynı şey var. Bir kere bir meczup gözüyle bakıyorlar hafif binenlere. Tabii. Yani hafif düşmüş gariban. Yani o da garip yani. Şeyde vardır ya, bitiklet tamircisi filmi. Aha. Yani bitiklet bir imge aslında bunlar için, yani bir yoksulluğun çünkü. İmge, çünkü İstanbul o kadar da bisiklete binemez bir kent değil. Mesela Eminönü'nden Rumeli Kavan'a 30 kilometre düzdür. Kadıköy'den Beykoz'a düzdür. Ama oradan oraya giden yok ki. Hep içerilerde oluyor ya. Dur, anlatıyorum. Eminönü'nden Yeşilköy'e ve o bölge olduğu gibi düzdür. Kadıköy bölgesi Pendik'e kadar düzdür. İkinci büyük aks ise tünelden Maslak'a kadar aslında düzdür. Sadece aralar var. Yani Kabataş'tan, Maçka Parkı'ndan ve şimdi feniküler yapılıyor Aşiyan'a. Evet. Aşiyan'la da bağlandığı zaman aslında çok çözülmeyecek bir dert değil İstanbul'da bisiklet, ama daha önemli kullanmama sebebi bence zorlukları değil. Zorluklar aşılır, ben kolayca aştım. Dediğim gibi bu bisikletin imgesi ve statü meselesi. Yani bu ikinci dünya kentleri bunu sevmiyor. Nefret ediyor. Düz olanı da sevmiyor, yokuşlu olanı da sevmiyor. Binmiyor da. Yani ben bunu gözlemledim ilginç bir şekilde. Kendi gözlemimi anlatıyorum tabii ki. Peki ben de şeyden devam edeyim. Biraz önce aslında demiştin. Senin kadar işte baban, dededen de, yani aile olarak zaten İstanbul'sunuz ve İstanbul'daki gündelik hayat seni de sanat üretimine de yoğun bir şekilde besliyor, etkiliyor. Kimi anlamda işte kimi zaman materyal olarak, kimi zaman imge olarak, kimi zaman düşünce olarak. İşte bebekten bahsettik, daha önce yüzmekten bahsettik. Biz mesela İstanbul'da doğup büyümemize rağmen hiç boğada yüzmedik ve hiç belki aklımızın ucundan bile geçmedi. Ancak sen kuşaklar boyunca burada yaşayan bir ailenin ferdi olarak boğada yüzme deneyimi olan bir sanatçısın. Evet, bize siz nasıl İstanbul'sunuz dediğini burada, evet, açıklamak istiyorum. Ve çok doğru bir noktaya parmak bastın. Ya eski bir alışkanlık bu. Şimdi annem de Tarabya'dan, Florya'dan, babam da keza öyle adalardan, İstanbul'un her yerinden yüzerlerdi. Tabii ki kirlilik bir büyük faktör 80'den sonra. Yani bunu engelleyen bir şey. İnsanların imgesini denize darmadağın etti. Aynen. Yani 20 milyon insan yediğini, içtiğini, affedersiniz her şeyini denize atıyor. Kabul edilir bir şey değil.
Ama buna rağmen Boğaz'da ve adalarda hala böyle bir imkanı sürdüren küçük bir topluluk var. Bunlar denizi seviyor. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Yüzdüğüm yerler birer birer kayboluyor. Bir tanesi banyo durağıydı Tarabya'da. Alman sefaretinin önünde. Oraya otopark ve şey yaptı belediye. Sanırım Sarıyer Belediyesi. Çay bahçesi yaptı. Yani 100 yıldır denize girilen yeri kaybettik son 10 yıldır. Benim için çok büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Neyse, Avusturya Konsolosluğu'nun önünde bir yer var. Orası hala çok temiz akıntı alıyor. Nefis yüzülüyor. Bebek Parkı'nın içinde bu Daronco'nun nefis binası, Mısır Konsolosluğu binasının önünde her kulaç attığınızda Daronco'nun yapısını görerek, altı da kumluk gibi oranın. Orada nefis bir yüzme alanımız var. Charlie bize bir şey öğretti. Şeyden yüzdük ama orası gerçekten kadınların gidebileceği bir yer değil. Tek cins plajı. Yani belki 10 bin erkek bir arada yüzüyor. Şey, Sahayburnu. Sahayburnu gidilecek bir yer değil ama orada turnike eğlencesi var hala. Bölgede girilebilecek bir yer değil yani. Bölgede yok, de biraz girme var çok bence. Güzel. Şöyle, elbiseleri birine bıraktığın zaman mayoyla 1,5 kilometre yukarı yürüyorsun. Akıntı suyuna bırakıyorsun kendini ki bu Boğaz'ın eski eğlencesidir. Rafting gibi yani belki 6-7 mille aşağı doğru inanılmaz bir hızla akıyorsun dalgaların içinde. Bunu eskiden yaparlarmış. Mesela elbiseleri bırakıp Yeniköy'den Tarabya'ya yürürsün. Tarabya'dan bırakırsın Yeniköy'e kadar. Yani rivayet o ki oradan Beşiktaş'a kadar gidenler var. O akıntıya bırakıp. Bu Boğaz'ın en büyük eğlencesi. Buna şimdi şeyde turnike diyorlar Sarayburnu'nda. Hani senede 10 kere olmasa da senede 2 kere Sarayburnu'na hala gidiyorum. Orada kadırgalı arkadaşlarım var. Orada o turnike keyfini yaşıyoruz ama büyük eğlence. Yani orada bir durak var. Orayı kaçırırsan Sivriada'ya kadar da gidersin. Yani o akıntısını alır Sivriada'ya kadar. Orası hala şöyle temiz. Nefis bir akıntısı var. Buz gibi bir su. Çok temiz. Biraz şöyle yüzme bilmiyorsan tabii ki tehlikeli. Çünkü debisi çok yüksek. Yani hızlı akıyor orada su. Ve işte kayalar falan var. Yani genelde bilen bir tayfa. Bir de o kayalarda da ilginç bir yaşam var bu arada. Şimdi orada insanlar habitat kurmuşlar. Beton getirmişler, kayaların arasını sıvamışlar, mangalcılar var, dalgıçlar var, gece yaşantısı sürüyor. Aslında surların önünü doldurduğu için İstanbul, Sait Faik hikayelerinden biliyoruz biz. Hatta hangi hikayeydi? Açık Hava Oteli hikayesinde surların önünde insanlar yüzer ve mesire yeri olarak kullanırlardı. Cadde girince hala bence sur içiller, yani Koca Mustafa Paşalılar, Kadırgalılar, Yeni Kapılılar o kayaları kullanmak istiyorlar. O alışkanlığı sürdürüyorlar. O bakiye devrediyor o ruh. Ve orada kayalarda ilginç bir takım var. Hala gece de sosyal yaşantısını sürdüren, gündüz de denize giren. Öğrenleri dediğim gibi hala tabii ki sadece bir erkek topluluğu. Sarayburnu için söylüyorum bunu. Bebek öyle değil. Sabah bebekliler geliyor. Öğleden sonra misafirler geliyor. Sarıyer'de bir iki plaj kaldı. Rumeli Kavağı'nda. Karşı tarafı çok bilmiyorum geçmediğim için. Adalarda da hala girdiğim yerler var ama geçen seneki müsilaj hani hepimizin yüreğini ve midesini bulandırdı. Ve imgesini, her şeyini bulandırdı. Sanırım kötüye doğru da gidecek. O yüzden bu nimetler zorla da olsa ben hala sürdürüyorum. İşte bisikletle sabah bir bebeğe gidiyorum. Orada parkta öğlene kadar yüzüyorum. Alışveriş yapıp ya atölyeye ya eve geri dönüyorum. Küçük dörtte bir bir Riviera diyeyim size. Yani tam dörtte dört değil ama dörtte bir keyfim var hala. Onu sürdürebiliyorum. Fotoğrafçılık dışında pratiğinden, sanat pratiğinden biraz konuşalım. İstanbullu bir sanatçı olarak kenti çok dönüştürdüğünüzü biliyorum. Senin ve Hafriyat grubunun. Ondan bahsedelim. Galiba sona doğru yaklaşıyoruz. Yani öncelikle ben ressamım. Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünden mezun oldum. Ressam olarak başladım sanat hayatımı ama Adnan sonra Çoker atölyesinden mezun oldum. Sonra arkadaşlarımla Mustafa Pancar ve Hakan Gürsoy Trak'la 96 yılında işte ilk Hafriyat sergimizi açtık. Bir sanat inisiyatifi kurduk ki 14 yıl boyunca yaşadı. Birçok sergi yaptık onlarla. Ana temamız da otonomiydi. Yani otonomimizi istiyorduk. Öyle orada burada sergi açmayız diyorduk. Beğenmiyoruz sizin galerinizi diyorduk. Şöyledir böyledir diyorduk. Yani istediğimizi yapıyorduk. Hem gündemimizi belirliyorduk. Hem arzu ettiğimiz sergileri açabiliyorduk. Hem de kendimizi geliştirebiliyorduk. Bir okul gibi kullanıyorduk aynı zamanda Hafriyat ortamını. Dolayısıyla sonra heykel, enstalasyon, fotoğraf, video derken ben daha birçok disiplinden iş üretmeyi de, iş yaratmayı da sevdiğim için
Onlara da bulaştım. Onları birbirine birleştirdim. Tabii ki kentin içinde yaşıyorum. Kenti gözledim. Aynı zamanda basılı tüm materyal de benim için bir kaynak. Kitaplar, şiirler, kaste küpürleri, edebiyat. İşte Atatürk kitaplığında gidip bulduğum eski gazete resimleri. Her tür imaj, görüntü benim için bir kaynak, bir veri. Sokaklar yardımcı oluyor mu bu konuda? Atılmış kitaplar falan buluyor musun mesela? Ya o türlü bir amaçla gezmiyorum ama nesneleri tabii ki topluyorum. Yani atölye doluyor sürekli getirdiğim şeylerle. Biz seninle adaya giderken yerde çöpün yanına bırakılmış levhalar bulduğunu ve onları kaplama aldığını... Kaplama malzemeleri, evet, size desen yapacağım. Onlar şey sanırım bir... Yani toplayıcısın da çünkü bir yandan toplayıp... Çöp bulduğum zaman dalarım hala, yani ilginç şeyler buluyorum. Onları sergilerde kullanıyorum. Ne bileyim 94 yılında çöpte bulduğum bir muşamba vardı. Nefis bir desen vardı üzerinde. Onu hala saklıyorum ve ondan harika resimler çıkarttım. Geçen sene adada Lodos'tan kıyıya vurmuş nefis bir ahşap sandal dümeni buldum. Onu atölyeye getirdim, görmüştüm yani onu. Yani çok aktif izler halde geziyorsun. Onları sürekli topluyorum, bir yerde kurtuluyorum, kurtulamıyorum. Zaman geçtikçe anlamları oluşuyor. Kurtulmam gerektiğini hissediyorum. Kullanabiliyorsam kullanıyorum, kullanamıyorsam elim yani çıkarıyorum. Çünkü şimdi bu yeni taşındığım Beyoğlu'na Şişli'den çıktım, ev çöp ev gibiydi. Yani korkunç bir evle, yani 30 yıllık, 20 yıllık gazeteler... Birikmiş kesilecek gazeteler, onlar bunlar vesaire. Anton dedim, at bunları Allah aşkına. Keşke Pelin Esmer bir o eve uğrasaydı koleksiyoncu filminin ardından. Çünkü yani o filmde de böyle bir hikaye vardır zaten. Sürekli biriktiren bir karakterin hikayesi vardır. Ben şeyi de görmek isterdim. Sürekli biriktiren bir sanatçının. Yani ne kadarını kullanıyor, ne kadarı ne oluyor veya o işler veya ya, oradan geriye kalanlar ne oluyor? Sürekli tasarım halindeyim ama tabii her şeyini kullanamıyorsun yani. Hep tasarımlar, hayaller yolda yürürken... Bir şey biliyorum. Şimdi bu dümeni kullanacağım ama. Yani birkaç resmin içine girdi. Onu acaba diyorum olduğu gibi mi sergilesem? Nefis bir parça çünkü. Yani sarılıp fotoğraf çektiriyorum. Yani benim için o kadar anlamlı ki o dümen. Denizden güzel. Bulduğum, Lodos'un getirdiği bir şey çünkü. Bütün o Yeşilköy'deki balıkçı hayatını, benim çocukluktaki sandal hikayelerimi, sandallarda geçirdiğimiz zamanı, işte ağ atmalarımızı, parakete yapmalarımızı, ki deniz kıyısında yaşayan bir İstanbullu hani az çok bunları bilir. Yani ne olduğunu, paraketinin ne olduğunu bilir, voli ağının ne olduğunu bilir. İşte gece avlanmanın ne olduğunu bilir, iskorpit tutmayı bilir. Gelincik balığını bilir ki kalmadı. Museviler çok güzel koruk ve gelincikten harika yemekler yapar. Adanın yerli balığıdır. Bunlar tabii haliyle şu an çok azaldı. İskorpit hala var, Karaköy'de bulunuyor. Diyelim ki işte benim konseptim aslında yaşadığım şehir, ev ve atölyem arasındaki hayat ve tabii ki ulaşabildiğim tüm basılı doküman. Yani kitaplar, haritalar, fotoğraflar, küpürler, davetiyeler, ulaşabildiğim her şey hayal dünyamı dolduruyor diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Programı kapatacağım ama şahsen merak ettiğim, izleyicimizin de faydalanmasını umduğum bir şey soracağım. Sizin sandalı ne zaman elden çıkardınız? Yani o dönüşümü siz de yaşadınız ya sonuçta, eskiden vardı diyorsun. Vardı. Şimdi babamın Yeniköy'de çekeceği vardı. Yeniköy'ün nefis bir marinası var Avusturya konsolosunun yanında. Yeşilköy'e taşındığımızda o sandal Yeşilköy'e geldi. Yeşilköy'de onarıldı, orada kullanıldı. Köylerde bir motoru vardı içinde, içten takmalı. Sonra Boğaz'a geri gitti. Sonra biz büyüdük, okul başladı. Boğaz'da hatta ben bir dönem o sandalı adam etmeye çalıştım. Hatta kaç gün, yaşındaydın? O zaman 25-26 yaşlarındaydım. O zaman babam da kullanıyordu. Hatta bir gün kız arkadaşımla Beykoz'a geçmeye çalışırken battık çünkü delinmiş altı. Ne diyorsun? Evet ya, kovalarla Beykoz'a anca vardık, oradan kova sünger aldık. İşte tıkadık sandalı, ben göğe hava atacaktım ama yani sandal batıyordu yani Boğaz'ın ortasında. Sonra babam onu sattı. Ondan sonra bir daha sandalla ben uğraşamadım ama uğraşan az insan kaldı. İleride İstanbul'da belki küçük bir marinada küçük bir sandal tekrar hayalim yani ama... Hani ne yapılır bilmiyorum. Hani o İstanbul'a mı bakacağız, adada mı takılacağız o sandalla? Deniz kirli, belki Boğaz'da. O yüzden bilmiyorum şu an. Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz. Ya ben teşekkür ederim. İyi ki katıldın bu bize harika Antonio. Sohbet için. Gerçekten bize çok keyif aldığımın ve çok akan bir sohbet oldu benim için. Yani o kadar soru hazırladık ve onlara başvurmadan sohbet kendi kendine gelişti ve şeyi görmek de benim için bence büyük bir keyifti aynı zamanda. Ben de çok keyif aldım. Size sohbet etmekten çok teşekkür ediyorum. Sadece sanat pratiğin değil de İstanbullu. Gerçekten İstanbullu evet, ve bir İstanbullu gibi yaşayan. Kent deyince Antonio'nun söyleyeceği evet, her şey çok kıymetli oluyor. Programı kapatıyorum öyleyse. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.